Bütün ekip diyetisyenimizin yanında ne yapabiliriz, nasıl korunmalıyız, nasıl beslenmeliyiz, doğru beslenme nedir diye sorduğumuzda aslında hepimizin kültürler arası farklılaşmayı gördün değil mi Evet, orada? Çünkü herkesin Doğu, farklı Batı, Karadeniz, Ege alışkanlıkları var. hepsinden var ve hepimizin yeme alışkanlıkları farklı. Bir de özellikle 1-31 Ekim'de aslında her ay biz her Her yayınımızda zaman farkında vurguluyoruz. olmak. Farkındalığımızı ön plana çıkarmak için sizlerle birlikte programımızı gerçekleştiriyoruz. Sizler dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Bizler de elimizden geldiğince en iyi şekilde programımızı sizlere sunmaya çalışıyoruz. Özellikle kanserden korunmaya geldi konu tabii ki. Yayın öncesinde konuştuk. Nasıl yapacağız? Hareketsiz yaşam kurtulmak dedin, beslenme dedin. Ama genetik yatkınlık da olabilir diye bir cümle vardı. Olabilir Oradan tabii evet. ki. Hani genetik yatkınlık eğer ki ailede bir kanser öyküsü söz konusuysa mutlaka daha sık kontrolde, hekim kontrolünde olmakta fayda var. Mevcut yani fazla bir ağırlığımız varsa sağlıklı ağırlığa inmemiz gerekiyor. Yani fazla kilomuzu vermemiz gerekiyor. Sonrasında aslında yine hazır paketli tüketime geleceğim. Onları azaltacağız. İşlenmiş etler çok önemli. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi bunların tuz oranları da çok Çok yüksek fazla. ve nitrit nitrat içeriyor. Aslında hani yine de kolon kanserinin tetikleyicisi. Bunları haftada bir, çok canımız isterse iki ve yanında mutlaka C vitamini kaynaklı bir şey tükettiğimizde bu bir meyve olur veya işte bol limonlu bir salata olur. C vitaminini bu şekilde birleştirirsek yine de etkisinden bir nebze olsun o zararlı etkisini Uzaklaştırılır. azaltmış oluyoruz. Evet. Sonrasında şeker tüketimi, birazdan onu biraz daha detaylı Değineceğiz, detaylı değineceğiz ama anlatacağız. tuz tüketimi, bunların hepsi önemli faktörler. Aslında yayın öncesi de yine hatırlatalım. Önemli bilgileri canlı yayında buluşturmak adına ben yavaş yavaş diyetisyenimize sunmaya çalışıyorum. Fazla bir grup arkadaşım dedi ki sebzeyle tüketim vücuduma yarıyor. Bir grup arkadaşım da dedi ki ben et tüketimi olmazsa her öğünde doymuyorum. Diyetisyenimizde fazla tüketim, evet et olursa guta kadar gidiyor dediğin. Tabii O ki, da çok tabii ki. tehlikeli bir sağlık sorunu. Sebze de olursa evet güzel ama etten de faydalanmalı dedin. Onun devamlı izleyicilerimizle paylaşalım o zaman. Evet, şöyle ki benim çok sevdiğim bir söz var. İlacı zehirden ayıran dozudur diye. Evet. Ve burada bir şeyi fazla tükettiğimizde aslında ne kadar yararlı olursa olsun bize de o toksik etki olaraksa geri dönüyor. Ve bu protein de olur, karbonhidrat, meyvesi de hiç fark etmez. Neyi fazla tüketirsek o bize geri Olumsuz dönüyor, değil mi? olumsuz olarak geri dönüyor kesinlikle. O zaman kararınca et, kararınca sebze aslında hepsinden azar azar mevsimine göre. Kesinlikle, kesinlikle. Mevsim sebzeleri tüketmek çok önemli. Aslında burada biraz daha meyveleri, sebzeleri pazardan o mevsimine göre neler varsa o şekilde alışveriş yapmak en sağlıklısı Pazar olacaktır. kültürü. Pazar kültürünü çok severim ben. Evet. Çok da sağlıklıdır. Pazara gidip hem o duyguyu yaşamak, hem taze sebze meyveyi almak, hem o sebze meyveye dokunarak onu gerçekten görerek almak çok önemli bir şey.